Arkadaşlar tütünü üstüne yenge böyle yavaş yavaş dikiyor. Biz burada dikimi bu şekilde yapıyoruz. Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Köylü Mustafa. YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? İyisinizdir. İnşallah çok şükür ben de iyiyim. Arkadaşlar bugün ne yapacağız sizlerle beraber? Ağaçlarımızı ilaçlayacağız arkadaşlar. İç kurdu ilacı atacağız. Kayısılarımızı dün ilaçladık. De elmalarımız var. Eriklerimiz var. Onları ilaçlayacağız. Şimdi bir babamın yanına gideyim, hangi ilaçların atılacağını ve hangi ağaçlara atılacağını bana söylesin. Hadi bakalım babamın yanına gidelim arkadaşlar. Evet, şimdi babamın yanına geçeyim. Hatta babam gelsin buraya traktörle. Görüyorsunuz arkadaşlar, geliyor kendisi. Bakın arkadaşlar, kayısılarımız gün geçtikçe büyüyor. Bizim peder de motoru çok zorluyor arkadaşlar. Toprak yaş olduğundan acayip zorluyor ama yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar, şimdi ben babama sordum atılacak ilaçları. Hangi ilaçların atılacağını bana kendisi söyledi. Gideceğim şimdi ilaçlar bir bakalım hangi ilaçlardı. Dospendors ve Tek Plan Zehir ikisi de arkadaşlar. Şu sirmadaki büyük ağaçlara atılacakmış. Şimdi arkadaşlar şu ileride görüyor musunuz? Sedir dikiyorlar, tütün dikiyorlar. Oraya da bir gideceğim bakalım, bir selam verelim orada ne yapıyorlar. Size az da olsa göstermeye çalışayım arkadaşlar. Kardeş bu sene bu yücel dağa bir hal olup tütünü ne erkenden dikiyor. Tarlada şaşırık. Kesin şaşırıktır bu tarla. Bu sene bu tarlada inşallah iyi ekin olur erkenci olduğuna göre. Geri kayım tut, geri. Ha, su sızmasın, ekine zarar olur suyuna. Maşallah, maşallah, maşallah. Bu sen erkenci yücel dayı, maşallah. İnşallah ekini de iyi olur. Volkan da hızlanık bu ara. Volkan hızlı. Baksana, adam felaket atlıyor. Ha, dün epey bir şey tuttu burada. Bakın arkadaşlar, tütünü üstüne yenge böyle yavaş yavaş dikiyor. Biz burada dikimi bu şekilde yapıyoruz. Tabi büyük arazileri olan abilerimiz, ablalarımız da büyük makinelerle dikiyor tütünü. Ama biz bu şekilde dikiyoruz yani. En sağlıklısı da bu şekilde oluyor yani. Makine kökünü kırıyor, damarını kırıyor arkadaşlar. Büyümüyor. Bakın mesela şunun damarı kırılmış. Atmışız biz. Göstereyim sizlere şöyle. Makinede bu işte şu kök damar var ya arkadaşlar. Kırıldı mı bir şeye yaramaz ki bu. Tutmaz yani. Demek istediğim. Görüyorsunuz değil mi? Bu da sedir fidesi arkadaşlar. Yani tütünün fidesi bu şekilde oluyor yani. Evet. Dikime devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi bu araziyi bitirdik. Bu bölük bitti. Bu üstteki bölüğe geçtiler arkadaşlar. Abi. İşte kulağın kaç. İki arkadaş yan yana bir sigara içsinler hele. Yarından bırakıyorlar Mustafa. He. Tamam. Bu baban da bizi kandırdı. Ayın 22'sinde bırakılacak diyor yavrum. Çok potenciyim. Yalancı bir adam. Biraz öyle. Ondan sonra buranın en yalancılarından biri Yücel abi. Aynen. Yücel abi çok palavra atıyor. Bizi hep o kandırıyor zaten.
Tahsil, tahsil. Vallahi. Nerede lan? Şimdi arkadaşlar, gördüğünüz gibi demoden. Demoden iç kurdu ilacı arkadaşlar bu. Şöyle ooo yeşilmiş. Rengine bak sen. Kokusu zehir gibi. Kokusu çok pis arkadaşlar. Hemen ilacımızı koyduk. Ağzını kapatalım sıkıca. Buraya koyalım. Bu da arkadaşlar şöyle gördüğünüz Hektaş'ın üretmiş olduğu hek plan arkadaşlar bu. Beyaz toz, bundan 3 kaşık koyacağız. Bu da tamamen zehir arkadaşlar. İstenmeyen böceklere ve ağaça zarar veren haşerilere en iyi çözüm. Ben bunu daha çok tütünle falan kullandım. Çok da faydasını gördüm arkadaşlar. Şimdi bunu bir şöyle bir karıştıralım. Ondan sonra motorlu sırt pompamıza aktaracağız ve atıma başlayacağız arkadaşlar. Şöyle bir ilacımızı koyalım. Tamam. Bismillah. Bunu da hemen koyarsak bu tamam. Yeterli. Üstümüze akmasın. Arkadaşlar annem de bize öğle yemeği için yeşil biber dolması yapıyor. Şöyle gösterelim sizlere. Ne koydun onun içine ana? Bunun içine bulgur koydum, pirinç koydum, baharat koydum, soğan, maydanoz koydum. Gelin hep beraber buyurun yiyelim şimdi arkadaşlar. Tuz attım, öğle yemeğine, şimdi de biberlere dolduruyorum. Öğle yemeğine sizi de bekliyoruz. Hep beraber süpacağım. Dolma yiyecek. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi dolmamız bu şekilde hazırlandı. Öğlene yiyeceğiz arkadaşlar. Gelin buyurun hep beraber yiyelim. Bu arada babam çütü sürmeye devam ediyor arkadaşlar. Ah!
Bizim de hiç ufak tefek borç bitti. Geri ha şey geleyim. Arabadan suyu ver. Tamamdır. Evet arkadaşlar, burayı da sebzelerimizi suladık. Annem de şuraya hemen nahanayı dikti. Bugün de akşam oldu arkadaşlar. Yapacağımız iş bitti. Ben Köylü Mustafa. YouTube kanalıma abone olmayı ve videolarımızı beğenip paylaşmayı unutmayınız. Herkese Allah'a emanet olsun.